Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Niyetim, dileğim arkadaşlar, evinizdeki daralmalar, sıkılmalar, işlerinizdeki problemler ve 15 gün içinde sizleri neler bekliyor, neler olacak, mucize dolu bir 15 gün olsun ama bunları niyet alarak karşınızdayım arkadaşlar. Sizler de niyetinizi, dileğinizi tutun. Şöyle bir 15-20 dakikalık bir bakım olacak. Niyetim, niyetiniz, niyetinize niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına kesinlikle ama kesinlikle şirk koşmuyorum ve kişi özel bir bakım değil. Bunu baz alarak dinlerseniz ona göre şifalanırsınız arkadaşlar. Ve ayrıca yorumlarda bazen bakıyorum, sonuna kadar izlemiyorsunuz arkadaşlar. Sonuna kadar izleseniz kafanızdaki ve yazdığınız mesajlardaki sorularınıza cevap bulacaksınız. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa onun hayrına olsun. Yorum yapan, beğeni atan ve tesadüfen karşınıza da çıktıysam vardır bir hayrı diyerek bu kız çenizi dinleyin arkadaşlar. Varsa bazı sorularınız, onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Ve en önemlisi, bana destek olmak istiyorsanız, manevi desteklerinizi benden esirgemek istemiyorsanız, bu açılım arkadaşlar, demin de dediğim gibi 15 gün içerisinde hayatınızda neler olacak ve hayatınızdaki bütün değişiklikleri böyle ortaya dökecek bir açılım olacak. Tabii ki şu anda bu açılıma herhangi bir sebepten ötürü tıklanmış ve izliyorsanız, emin olun ki bu açılımın sizlere güzel bir enerji vereceğini, şifa vereceğini, çünkü böyle bu video içerisinde bu açılımı izlerken vücudunuzda böyle bir uyuşma, karıncalaşma, teninizde bir yanma, kulağınızda çınlama hissedeceksiniz. Korkmayın arkadaşlar. Hem uyumlandığınızı hem de bu videonun şifalanmasını aldığınız ibareler arkadaşlar. Yorum yapan, beğeni yapıp bu videoya abone olursanız eğer arkadaşlar, manevi desteğinizi ve bütün dilekleri de gerçekleştirmiş olursunuz. Güzel bir enerji zinciri kuralım arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum siz değerli izleyenlerim. Bu videoyu beğendikten sonra ve abone olduktan sonra özellikle dilek tutabilirsiniz. Dileğiniz size özel bir dilek, niyet. Ben de videonun sonunda bu niyete, dileğe dahil olan kişilerin enerjilerini mühürleyeceğim arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Tüm güzellikler sizleri bulsun. Daima abonelerime teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılanlar da varsa ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bir şeylerin bir tartışması var. Böyle üzerini örtbas eden bir kişi var. Size verilmiş bir sözler var ama bu sözler tutulmamış. Bu konu hakkında böyle tartışmalarınız, yükselmeleriniz olmuş. Şu an arada bir soğukluk, problem ve küslükler var. Ve sürekli bakıştığınız, göz göze geldiğiniz bir kişi var. Kumral tenlerde. Aynı kültürde olmayabilirsiniz. Aynı memlekette olmayabilirsiniz. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle bağlantılı bir sorun, sıkıntı yaşadığınızı ve bu sıkıntının hala devam ettiğini, küslükler, kırgınlıklar, engeller var. Aklınızdaki kişi size karşı aslında büyük bir hata yapmış ama kabullenmiyor. Affedilmez bir hata. Egosu yüksek. Hep o doğruları yapıyor. Hatayı yapan sizsiniz. Aslında iki kişi birbirini çok yanlış anlamışlar burada. İki kişi net olarak tanıyamamışlar. Çünkü sizin ilişkilerinizde çok ani bir başlangıç ve çok ani bir bitiş yaşadığınızı görüyorum. Ve açıkçası bu özellikle 2 hafta içerisinde bir video izlediğiniz zamandan itibaren geçerli. Yani böyle bir Temmuz'un ortalarını bulabilir. Aklınızdaki kişiyle ufak bir iletişim halinde olacaksınız. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı çok büyük bir düşünceleri, çok büyük hedefleri var. Ve bununla beraber bu hedefleri şu anda gerçekleştiremediğini görüyorum. Yani açıkçası başka insanların ve başka kişilerin laflarını, sözlerini itimat ettiğini ve sizi yok saydığını görüyorum. Açıkçası en çok birbirinizi yanlış anladığınız konulardan tartışmaların çıktığını ve birbirinizi yanlış anladığınızı görüyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı birçok şeyi düşünmeye başlamış. Son zamanlarda özellikle bunu çok fazla düşünmeye, çok fazla istemeye başlamış. Demek ki bu insanın sizinle alakalı yapacağı bir şey var. Ama bunu henüz yapmak istemiyor ya da yapmış değil arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki kişinin kendi ailesiyle bağlantılı, kendi işiyle alakalı yaşadığı bazı problemler, sıkıntılar var. Size bunlardan
bahsetmiş ve anlatmış. Ama olayın içine girip bilmediğiniz bazı konular mevcut olarak gözüküyor. Ailesiyle alakalı bir kişiyle anlaşamadığını görüyorum. Ailesinden bir kişiyle uyuşamadığını görüyorum. Bazen o kadar çok sinirleniyor ki bu sinirini ailesine çok yansıttığını ve görmeye aslında ailesiyle problemleri de çok iyi değil. Ve bununla alakalı da siz değerli izleyenlerim bu durumla görmeye başladın. Açıkçası bunu daha öncesinde de yapıyormuş. Yani sizinle birlikteyken de bu sorun sıkıntı varmış. Ama aklınızdaki kişi sizinle alakalı hala bir plan içerisinde ve şu anda size adım atmış değil, sizi herhangi bir şey açıklamış değil ama hala aklında sizinle ilgili bir şeyler var. Böyle iki hafta içerisinde net bir şekilde görmüş olacaksınız zaten. Ama aklınızdaki kişi sizinle iletişime geçmeyi düşünmüyor arkadaşlar. Bunu düşünmemesinin ya da bunu istememesinin nedeni arkadaşlar bu çevresinde bir kişi var ve bu kişi aklınızdaki kişiye yaklaşmaya çalışan ve onu sömürmeye çalışan, onun enerjisini sömürmeye çalışan biri. Aklındaki kişi bunun farkında değil, bunu bilmiyor, bunun farkında olmadığı için çevresindeki kendisini sömüren kişinin dost sanıyor, arkadaş sanıyor, belki de böyle ilişkisinde sevgilisi sanıyor. Bu yüzden aklınızdaki kişiyi size adım atmadığını henüz belirtebilirim. Yani henüz daha yanlışlar yapma durumunda kaldığını belirtebilirim. Ve bununla bağlantılı kısmeti olmayanlar, yani kısmetinin olmadığını düşünen, kısmetinin kapalı olduğunu düşünenler varsa onlar için güzel bir haberim var. Bu haber sizi gerçekten çok sevindirecek bir haber. Bir arkadaşınız var burada. Aslında bu arkadaşınız gerçekten sizin iyiliğinizi düşünen bir kişi. Yani sizin çoğu konuda yanınızda olan fikirler vermeye çalışan bir kişi. Bu kişinin konuşması sizi çok rahatlatıyor. Bir sinirli olduğunuz zaman bu kişi konuştuğu zaman rahatlayabiliyorsunuz. Ya tamam bunu da böyle yapayım diyebiliyorsunuz. Bu kişi sizi bir kişiyle tanıştıracak ve bir arkadaşınız aracılığıyla tanıştırılacağınız bir kişi. Bu kişi öyle biri ki isminin içinde arkadaşlar son harflerinde A ya da N harfi olabilir. R ya da T harfi olabilir. Sizi bir kişiyle tanıştıracak. Bu kişiyle tanıştırdığı kişi siz değerli izleyenlerim. Biraz böyle size yakın hissedebilirsiniz bu kişiyi. Ve sizi çok saygılı, çok efendi, böyle cezbedecek bir kişiyle tanıştıracak, hazırlıklı olun. Tanıştırılacağınız bu kişi gerçekten aile yapısı, aile terbiyesi görmüş, aile terbiyesinden vazgeçmeyen, böyle mutasip bir karakter sizlerle izleyenlerim. Cesaretli bir karakterle sizi tanıştıracak. Belki mesleği ile bağlantılı olabilir, asker olabilir, polis olabilir. Böyle bir hazırlıklı olun. Çünkü bu kişiyle evlilik yoluna kadar gitme durumunuz dahi var. Zaten bu arkadaşınız da sizi asıl tanıştırma sebebi bu olacak. Yani evlilik yoluna gitmenizi sağlayacak bir neden ortaya çıkıyor. Buna dediğim gibi hazırlıklı olun arkadaşlar. Çünkü ilişki konusunda gerçekten çok fazla yanıldığınız noktalar olmuş. Yani evet tamam bu demişsiniz ama çok fazla sizi yanıltmışlar. Çok fazla sizin kalbinizi kırmışlar. Yani tanıştığınız bir kişiyle anlaşamadığınızı, uyuşamadığınızı ve ilişkinizin sürecinin ilerlemediğini görüyorum. Yani bir yerden bir yere gitmiyor ilişkiniz. Böyle durumlar yaşadığınızı görüyorum. Yani bu durumun asıl nedeni, asıl sebebi hane içerisinde giren, bakın büyük gözlü bir bayan var. Böyle iri gözlü bir bayan. Yani bakışları güzel, kısık gözlü değil. Bu bayan sadece siz değerli izleyenlerim kendisi değil, kendisiyle alakalı böyle iki kişi daha var burada. Yani görüştüğünüz ve bunun dahilinde mecbur muhatap olduğunuz bir akrabanız, akraba çevrenizden bir kişi. Yani bir kişi değil ama işte ben böyle asıl yılanın başını söylüyorum. 3 veya 4 kişi gözüküyor. Biri erkek arkadaşlar, 3'ü bayan. Bu kişinin isminin içerisinde Y harfinin olduğunu, N harfinin olduğunu, Z harfinin olduğunu, A harfinin olduğunu söyleyebilirim. H
TRE de var. Bu kişinin isminin içinde siz değerli izleyenlerim ayrıca bir de B harfi var. Ve bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kişi yılan böyle resmen hanenize böyle resmen iyi düşünmüyor, olumlu düşünmüyor. Bununla bağlantılı hepsi de kilolu böyle bir bayan. Yani kiloyla kafaları sıkıntı. Ailenizden böyle almak istedikleri, çalmak istedikleri, size ilerlemenizi istemedikleri bir konu var. Zaten sizlerle izleyenlerim sizin kariyer hedefleriniz var. Bu kariyer hedefleriniz öyle böyle hedefler değil. Yani gerçekten düşündüğünüz zaman ya da istediğiniz zaman büyük şeyler istiyorsunuz ve büyük şeyler düşünüyorsunuz. Bu kişiyle bunlara engel olduklarını, size kariyer konusunda özellikle devlet işleri, devlet münakaşası konusunda sizi yükseltmediklerini, size böyle vesvese tarzında, kuşku tarzında, endişe tarzında, dedikodu tarzında bazı şeyler yaptıklarını görüyorum. Bu yılanın başı demiştik ya, böyle renkli gözlü de böyle iricene bir göz arkadaşlar. Haneniz içerisinde eski bir hane, yeni bir hane değil, şu an oturduğunuz yer bile değil, eski bir yer. Ve bu daha önce bulunduğunuz bir yer, belki de siz o zamanlar bu durumla alakalı belki böyle böyle 10 yaşın üzerindeydiniz arkadaşlar. O zamanlarda yapılmış bir işlem görüyorum. Bu işlemi bir ağaç kenarına, hem bir duvar kenarı gibi de gözüküyor arkadaşlar, bir de kapı kenarı gözüküyor. Tuğlalar arkadaşlar belki sıvanmamış olabilir. Sizin bunları buldunuz ya da sizden sonraki bunları bulduğunu belirtebilirim. Bu işlemler sizin annenize ya da babanıza birbirini düşürmeye sağlamış. Sizin ilişkinizde mutlu olmamanızı sağlamış. İlişkilerinizin hemen bitmesi, hemen yıkılması, bozulmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Böyle bir iki hafta içerisinde büyük bir toparlanma, yenilenme sürecine gireceksiniz. Öyle bir toparlanma ki bu. Hanedeki bireyler gerçekten bu durumda, bu çocuklarınız dahil, aksileşmeye, sinirli olmaya, kendini tutamamaya, yani bilmediği şeyleri öğrenmeye başlamış ve bununla bağlantılı bu yüzden hanenin içerisinde çok büyük bir rahatlamaya gidecek ve bu rahatlamanın nedeni ise, sebebi ise burada sizlerle izleyenlerim oturmuş böyle bir hem böyle oturuyor arkadaşlar, sabahtan akşama kadar uyku da tutmuyor, hem de böyle oturmaları fazlalaşmış bir bayan var. Bu bayan öyle bir dua ediyor ki, açmış böyle ellerini resmen dua ediyor, gözyaşları içerisinde dua ediyor bu bayan. O duası yerini bulacak arkadaşlar. Yani sizinle alakalı edilen bir dua var burada ve bu dua yerini öyle bir şekilde bulacak ki sizin her yer hayatınızda, iş hayatınızda, evliliğinizde, evlatlarınızla alakalı, eş, dost, konu, komşu ne varsa arkadaşlar, özellikle bu durumlarda açıkçası böyle ticaretle alakalı böyle bir şey yapmak istemişsiniz. Tabii ki bunları böyle henüz yapabilmiş değilsiniz. Başlangıç olmuş ama sonu gelmemiş ve bununla bağlantılı alakalı bir şey yapacağınızı, fakat yapacağınız bu şey size ilişkiniz üzerine, yani bakın arkadaşlar, ilişkiniz üzerine olacak bir şey olduğunu belirtebilirim. Ve bu durumda buradaki bütün şu anda bu açılımı dinleyen izleyenlerim evlilik yoluyla ve paranıza para katma, kariyerinize hedef katma durumunuz daha da artacak ve çünkü sizi kısıtlayan hiçbir şey olmayacak. Ve bununla bağlantılı, yani siz daha öncesinde aileden bile kısıtlanmış olabilirsiniz. Bu yüzden sizi artık kısıtlayan hiçbir şey olmayacağı için kendinizi gösterdiğinizi ve göstereceğinizi görüyorum. Ama dediğim gibi buradaki şu anda bu açılımı dinleyen izleyenlerimin birçoğunda evlilik yoluyla zengin olma durumu, evlilik yoluyla maddiyatına maddiyat katma durumu olacak arkadaşlar. Çünkü sizi en çok ilgilendiren şey ilişki. İlişki konusunda gerçekten kendinizi ortaya döken bir karaktersiniz. Kendinizi gösteren bir karakteriniz var. Ama ilişki konusu karşı taraf için
Öyle değil. Yani ilişkiniz konusunda da aklınızdaki kişiyle alakalı da sizi şunu belirtebilirim. Bu kişi çok kısıtlanan ve dediği yaptırılan, yani dediği yaptırılan derken ailesi tarafı bir şey derse onu yapmak gibi hisseden bir karakter. Böyle bir kişiliği var. Böyle bir yengeç arkadaşlar enerjisi var. Öyle hedefler koymuş ki kendisine bu hedefleri tamamlaması gerekiyor, bitirmesi gerekiyor. Yani bitirmeden size asla bir boğa karakteri de var. Böyle bir ilişki yoluna davet etmez. Ederse de bu uzun sürmez arkadaşlar. Bu yüzden aklınızdaki kişiyle bağlantılı bazı şeyleri artık kafanızdan atın arkadaşlar. Aklınızdaki kişi adım atacak ve size tekrar tekrar gelir. Ama yani bu 2 hafta içerisinde bunu demiyorum. Ama bunun herhangi bir sonu maalesef olmayacak olarak gözüküyor. Aklınızdaki kişinin kalbinde ve niyetinde maalesef ailesinin ve baş tacı ettiği ya da işte sözünüzün dinletemediğiniz kim varsa çevrenizde onları böyle baş tacı ettiğini görüyorum. Tabii ki bunlarla alakalı tepe taklak olacak, yere çakılacak ve güvendiğiniz dağlara kar yağdı diyecek ve iş işten geçmiş olacak. Çünkü siz artık o kafada olmayacaksınız. Sizin çünkü farklı hedefleriniz var. Yani sizi gerçekten çok yalnız bırakmış, çok yarsız bırakmış, çaresiz bırakmış. Siz kendi hedeflerinize odaklanacaksınız. Kendi hedefleriniz doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Yani sizin artık böyle sabrınız kalmamış. Gerçekten o kadar çok sabretmişsiniz ki ilişkiniz boyunca da, kariyeriniz boyunca da bunların size herhangi bir fayda sağlamadığını, özellikle aklınızdaki kişinin size herhangi bir fayda ve şifa sağlamadığını görmüşsünüz. Bu yüzden aklınızdaki kişi gelse bile kabul etmeyeceksiniz. Belki bir çoğunu süründürmek istiyorsunuz, intikam almak istiyorsunuzdur ama o konu farklı bir konu. Ve bu elinize geçecek, zaten bu fırsatlar elinize geçecek. 2 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle alakalı bir hareketlilik var ama bunun herhangi bir sonu olmayacak arkadaşlar. Size farklı bir kısmet, size farklı bir kader yolu gözüküyor. Bu kısmet, kader yolu sizin ayağınıza kadar arkadaşınız aracılığıyla özellikle gelecek, tanıştırılabileceğiniz bir kısmet. Bu kısmetiniz olan kişi ticaretle uğraşan bir karakter. Yani babadan oğula ya da babadan kıza geçmiş bir meslek diyebileceğimiz ya da böyle bir ticaret kafası diyebileceğimiz bir durum olmuş olacak. Yani işi konusunda bilginiz olsun. 2 hafta içerisinde bu kişiyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi böyle bir baş ağrınız mı var bu aralar? Böyle ayakta yanmalar, ayakla alakalı sıkıntılar, gözleriniz yaşarabilir, gözleriniz ağrıyabilir, bulanıklaşabilir, kızarabilir arkadaşlar. Böyle bir bağırsakla, mide bulantısıyla alakalı sıkıntınız da olabilir. Böyle sürekli sanki yediklerini çıkaran, yedikleriyle arası iyi olmayan bir kişiyle enerjimi tutuyor. Yani belki eşiniz, evlatlarınız da olabilir ama sanki böyle 2 yaşlarla 20 yaşlı çocuklarda da olabilir, yetişkinlerde de olabilir arkadaşlar. 20 yaş bana çocuk gibi geldiğinden, tabii 40'ın üzerinde olduğumuzdan 20 yaş ve 3 yaş olarak gözüküyor. Lütfen sağlık konusunu ihmal etmeyin, aksatmayın öneririm. Yani bu 2 hafta içerisinde bunları yaşayabilirsiniz. Ve bu şekilde bir sıkıntınız varsa bunu aksatmayın, ihmal etmeyin. Diğerleri zaten dediğim gibi nazar konusundan oluyor. Nazarla bağlantılı olarak gözüküyor. Çünkü gerçekten çok dikkat çekici bir karakterliğiniz, merhametiniz, sizinle konuştukları zaman insanların kesinlikle ikna edebilme yeteneğiniz çok fazla. Ama beğenen insanlar çok fazla ve beğenmeyenler de böyle kıskanan, sizinle yaşıt olan kişiler, kendisini egolu gören karakterler. Ama bunların içinde ilişki yaşadığınız kişi sizi beğenmiyor arkadaşlar. İlişki yaşadığınız kişinin etrafı sizi beğenmiyor. Bunu da belirteyim. Bu 2 hafta içerisinde bazı insanlarla konuştuğunuzda özellikle arkadaş çevrenizde muhatap olacağınızı görüyorum. Arkadaş çevrenizde size bir şeyler söyleyecek, söylenen şeyleri yapmaya çalışacaksınız. Özellikle kariyer konusunda bir
2 hafta içerisinde bu videoyu izlediğiniz zamandan itibaren bir hareketlenme göreceksiniz. Yani bu hareketlenme sizin artık nefes almanızı sağlayacak bir hareketlenme. Gerçekten kariyer konusunda yıllarca belki de aylarca çabaladığınız bazı konular var. Bunları dediğim gibi gerçekleşmediğini, olmadığını görüyorum. Ama öyle bir şey yapıyorsunuz ki, öyle bir adım atıyorsunuz ki yani yolunuz açılacak. Nefes alıyorsunuz. Resmen hanenize bir para girişi olacak. Ve bununla bağlantılı olarak bu şekilde belirtebilirim. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Tabii ki özellikle evlilik yoluyla zengin olma durumunuz daha fazla. Yani ilişki yoluyla olan bir dikkat çeken bir özelliğiniz var. Etrafınızdaki kişiler size baktığınız zaman sizinle daha çok konuşuyor. Ya geçmişe takılı kalıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu sayfayı açmak istemiyorum ama bu sayfa nedense böyle bir açılıyor. Yani geçmişe mi takılı kalıyorsunuz? Geçmişi geçmişte bırakın ya. Ya da hayatınızda geçmişinizi öne süren kişiler de varsa o kişileri böyle defterini dürün, kendinizden uzaklaştırın. Sizin çok farklı bir karakteriniz ve kişiliğiniz var. Aslında böyle tüm kötü enerjiler size bu yüzden sirayet ediyor. Çünkü bazıları menfaat için, bazıları kıskançlık için, dostluk ya da arkadaşlık hiçbir şey etrafınızda yok. Evladınızın bile size sıkıntı verdiğini belirtebilirim. Bu kişilerden uzak durun. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım böyle yorumlarınızda bunu belirtirsiniz. Gerçekten çok sıkıcı ve bunaltıcı. Bana bu zamanlarda bile, bu süreçlerde bile tahammül edip bu enerjiye, bu niyete dahil oluyorsanız ayrıca böyle Rabbim yorum yapan, beğeni atan ellerinize dert vermesin, vücudunuza dert vermesin, şifa versin inşallah. Ben okumalarımı gerçekleştirdikten sonra videomu arkadaşlar mühürlüyorum. Bu niyete, bu dile dahil olan izleyenlerim yorumlarda özellikle kendilerine ait isimlerini belirsinler. Ben de o niyete dahil edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.